Hayatımın aşkı biricik karım Yasemin için kaldırıyorum. İyi ki doğdun Yasemin, kutlu olsun. Gökçe'cim bu ne hal? Silah zoruyla geldin sanki, gülümse birazcık. Aynen öyle. Silah zoruyla babamın zoru aynı şey değil mi zaten? Kuzenin ne kadar despot biri olduğundan haberin yok herhalde. Gökçe'cim, Timur gibi centilmen bir adama da despot dedin ya. Nasıl kızdırdıysa artık seni. Çok uğraşması gerekmiyor açıkçası. Siz ne fısıldaşıyorsunuz aranızda öyle? Dün de doğum günüm ama Timur'un yoğunluğundan dolayı bugün aldı kutlamayı. Bugün yapalım dedim, dün apar topar olmasın diye. Daha iyi oldu değil mi böyle? Çok güzel oldu, teşekkür ederim. Beni tanıyanlar bilir. Sürprizleri pek sevmem. O yüzden kutlamanın yapılacağı mekandan hediye konusuna kadar her şeyi ilk önce Yasemin'e danıştım. O da sağ olsun. Bir melek olduğu için hediyeleri harcayacağımız parayı kurucusu olduğu Yeni Hayat Vakfı'na harcamamızı istedi. Bizler de öyle yaptık. Değil mi? Evet. Çok cömertsiniz. Çok teşekkür ederim hepinize. Ama ben dayanamadım. Yine de sana hediye aldım. Öbür türlüsüne gönlüm el vermedi. Timur. Senin istediğini de yaptım. Kendi istediğimi de. Açmayacak mısın? Yeni araba. Gerek yoktu. Ben gerek gördüm ki aldım. Çocuklar kapıya getirdiler. Bakmak ister misin? Tabii ki bakmak isterim. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan. Gerçi ben kullanmayacağım ama Fatih sevinir. Zırhlı. Kurşun geçirmez canlı. Neden böyle bir şeye gerek duydun anlamadım. Aa. Ne ismi var Yasemin'cim? Babam sevgili karısını korumak istiyor işte. Korumak mı? Kimden? Annemi koruyamadı düşmanlarından. Bir gün olsun hatırlatma şunu bana. Olmaz mı? Ben hatırlatmasam unutabileceksin yani. Öyle mi? Okey. Timur doğruyu söyle, bir şey mi oldu? Evde konuşalım. Hadi. Asma suratını. Doğum günün senin bugün. İyiyim ben, merak etme. Gerçekten. Gerçekten bak. Görüşmen nasıl geçti diye soracağım ama. Sorma işte. Peki. Ya hep aynı terane. Yok ben bu iş için fazla iyiymişim. Bir ay sonra sıkılıp bırakacakmışım. Yerimi başkasına almak zorunda kalacakmış vesaire vesaire. Gerçekten sıkıldım artık. Biliyorum canım. Biliyorum sıkıldın. Ama her şey çok güzel olacak. Olacak. Olacak, merak etme. Bak kızımıza babası yanında diye nasıl mutlu. Değmez mi onun gülüşüne? Onun gülüşü için dünyayı yakarım biliyorsun. Biliyorum. Bunların hepsi geçecek, söz veriyorum sana. Harika bir iş bulacaksın. Hatta o iş gelecek seni bulacak, hissediyorum bak. Yemin ederim. Baba! Baba! Ne oldu kızım? Bugünlerde baba bu sen değil misin? Karşınızdayız. Ancak bu kez olayın kahramanı sayesinde. Adem ne ara oldu bu? Niye anlatmıyorsun? Yarım önemli bir şey olsa söylerdim tabii. Ay Ketun'dun da bu kadarı yani. Artık asker değilsin ki her gün bir hayat kurtarasın. Hayır senin bir ailen var. Dikkat et kendine lütfen. Seni çizeceğim baba. Hem de süper kahraman çizeceğim. Yavrum kahraman falan değilim ben. Sıradan bir insanım. Ay, çok sıradansın. Gerçekten çok sıradansın. Kim çekmiş ki bunu? Bir kadının hayatını kurtardı. Aylar önce boşandığı karısının evine bıçakla giden S.M.'nin şüpheli hareketlerini fark eden Adem Şahin, mahallesine kadar zanlıyı takip etti.
Çevre sakinlerinin çektiği görüntülere yansıyan olayda Adem Şahin... Yine rahat duramamışsın be Yüzbaşı Adem. Ali İhsan abi, bu da böyle işte. Birilerini kurtarmadan duramıyor. Nereden tanıyorsun ki? Abi bu benim çok eski arkadaşım. Biz Kuleli'de de, Harbiye'de de hep beraberdik. Ben tabii çok dayanamadım ama Adem aldı başını yürüdü. İşte sonra özel kuvvetlere katılınca çok görüşemez olduk. İşte ayda yılda bir bu taraflara ne zaman gelirse. Eski özel harekatçı dedi sanki değil mi? Ha, öyle ya. Birkaç ay oldu emekliye ayrıldı. Bu yaşta? Mecburen abi. Son görevinde komutanı kurtarmak için delik deşik olmuş. Ölümden döndü ya adam resmen. E tabii sonra sahaya çıkamazsın dediler buna. Bu da yıkıldı. E masa başı işlere hiç gelemez. Abi, abi Timur Beyler geliyor. Hadi eyvallah. Kumandayı bırak, kumandayı. Kalk gidiyoruz, hadi eyvallah. Hoş geldiniz Timur Bey. Nasıl Bekir? Asayiş Berkemal mi? Ben de demin geldim. İzinliydim bugün. Ama çocuklar bir sorun yok dediler. İyi akşamlar. Ay çok uykum geldi. Çünkü çok iğrenç, sıkıcı bir partiydi. Yasemin Hanım bir paket geldi size. Ben şöyle bıraktım. Allah Allah. Kim göndermiş? Üstünde bir şey yazmıyor. Bunu galeriden mi yollamışlar? Niye yapsınlar ki böyle bir şey? Şurada bir not var. Bana ise niye senin ismin yazıyor ki? Anlarız şimdi. Kurşun geçirmez canlar dışarıda.